Gel aman aman yanıma, kıyıma bu yazı canıma. Bir kara kaşım, bir kara gözüm, der dünya malına. Bir kara kaşım, bir kara gözüm, der dünya malına. Evet sevgili arkadaşlar, Malazgirt Savaşı'ndayız. İkinci videomuzla. Bu arada şarkıyı tamamlamaya çalışıyorum. Telif muhabbeti var biliyorum değil mi? Telif de yarım yarım gidelim. Arkadaşlar, Malazgirt Savaşı 26 Ağustos 1071 midir? Evet. Peki bu tarih aynı zamanda size ne hatırlatıyor? 26 Ağustos 1071. Büyük Taarruz'un tarihi midir? Aslında bu da bir şehir efsanesi biliyorsun değil mi? Atatürk işte özellikle seçmiş falan. Yok öyle bir şey abi. Aslında daha önce olacaktı. 14 Ağustos gibi falan olacaktı ama daha hazırlıklar tamamlanamamıştı. Büyük Taarruz'un tarihi. Ama güzel bir tesadüf olmuş. Doğru mu? Şimdi arkadaşlar, Büyük Selçuklu ile Bizans kapışıyor Malazgirt'te. Doğudan gelen Türkmenlere yurt bulma düşüncesi yapıştır. Arkadaşlar, Türkmenler akın akın geliyorlar. Anadolu'yu yurt edinme düşüncesi. Artık bu saatten sonra fetih karakteri kazandı demiştim. Ve Bizans'ın İslam dünyası üzerindeki baskısına son verme abi. Değil mi? Yani tepemize biniyordu. Ve savaşın önemli gelişmesi. Bu sırada arkadaşlar, Malazgirt Savaşı sırasında Bizans'ta paralı asker olarak çalışan Peçenekler, Uzlar falan var ya. Uzlar, Oğuzların Hristiyan hali. Türkmenlerle Oğuzların Müslüman olmuş hali. Doğru mu? Peki bunlar ne yapıyor? Karşı tarafa geçiyor. Karşı taraf dedi biz. Ve sonuçta savaşın kazanılmasında etkili oluyorlar Malazgirt'te. Arkadaşlar, aslında var ya, bizimki gitmek is yani bizimki aslında Mısır'a doğru gidiyor bizim Alpasa ve bir haber geliyor. Roman Diyojen bazı kaynaklarda 200 bin, çok abartı arkadaşlar, bazı kaynaklarda 100 bin, o kadar yani, adam nereden buldum, ama paralı asker, çoğu paralı asker, parayı bastırmış yani Roman Diyojen, ben bu işi bitireceğim, bu Türklerin işini bitireceğim diye. Bizimki de o sırada Mısır seferinde, haber gelince dönüyor. Haber gelince dönüyor ama asıl orduyu Mısır'a devam ettiriyor, siz yallah gidin diye. Yanına 3-5 tane adam alıyor. 3-5 dedin, 5.000 adam alıyorlar. Yolda da ben toplarım nasıl olsa diyor. Yolda topladı topu. Kaç olacak abi? 20 bin, hadi 20 bin kişi diyelim. Hadi para bastın, şunu getirdin, bunu ettin, bunu yaptın. Ve karşılıklı arkadaşlar, hadi şöyle diyelim, 200 bine 50 bin diyelim. Abartalım bu rakamları. Karşılıklı arkadaşlar, Alparslan önce elçiler melçiler gönderiyor, bak diyor, buralarda diyor seni fena yaparım hacı diyor, bu işten vazgeç diyor. Roman Diyojen ne diyor biliyor musun? La diyor, o kadar parayı boşuna basmadım, taksimette çalışıyor benim diyor, askerlerim diyor, ben seni burada doğacağım diyor. Cuma günü arkadaşlar, harekat, yani savaş başlayacaktır. Meşhur hareketimiz neydi? Turan. Yine düşüyorlar yola Turan tahtine. Ve sevgili arkadaşlar, eğer sen bir savaşta kralı esir alıyorsan, ya ne yapmışındır? Ya da komutanı, en önemli komutanı, herifleri perişan etmişindir la. Aynı şeyi mesela büyük tarzda Trikopis'te gördük ya. Trikopis değil mi? Kusarca bölgesinde değil mi? Uşağa giderken orada ne yapıyor abi? Direkt esir alınıyor. Peki Malazgirt Savaşı'nda arkadaşlar, Roman Diyojen esir alınıyor. Bazı kaynaklarda hep şey geçer. Çok iyi davrandı. Kolonya verdi. Aman diyor, aman teselli etti. Merak etme, olur öyle şeyler. Başarı da olur, başarısızlık da olur. Dünya hali falan diye teselli etti falan denir. Ama Alparslan'ın olayı farklıdır. Parayı bastır, hacı diyor. Ben de seni serbest bırakayım. Aslında daha parayı almadan serbest bırakmış biliyor musun? Atalarımızda öyle şeyler var. Git parayı topla, fidyeni gönder diye. Roman Diyojen arkadaşlar parayı toplayıp gönderiyor hesaptan. Yani bir kısmını en azından. Sonra İstanbul'a doğru yola çıktığında çoktan haber alınmış. O kadar koskoca orduyu sen ufacık bir orduyla kapıştırdın ve dayağı yedin geldin öyle mi? Burnumu çekerek deyip arkadaşlar gözlerine mil çekiyorlar. O da gözlerde mikrop kapıyor. Bir süre sonra da Roman Diyojen tahtına. Doğru mu? Arkadaşlar, ne yaptık bu savaşta? Bir kere bak, klasik bir şey, Anadolu'nun kapıları Türkler açıldı. Böylece Anadolu'da Türk tarihi başladı. Doğru mu? Peki artık Anadolu Türk kültürü, Anadolu'da Türk kültürü yayılmaya başladı. Doğru mu? Türk İslam kültürü ve Alparslan bir hak verdi. Arkadaşlar, şu kılıç hakkına dikkat edin. İki anlam aslında taşır. Bir, Alparslan diyor ki gelin Anadolu'ya, komutanlarına söylüyor bunu. İstediğiniz yer sizin olsun. Buradaki amaç nedir? Bak, fetheden nin malıdır. Toprak fethedenin malıdır. Anlayış bu. Doğru mu? Nedir?
Anadolu'nun Türkleşmesini, Anadolu'nun fethini hızlandırmak değil mi? Çünkü komutanlar şöyle düşünecek. Lan nasıl olsa aldığım topraklar benim olacak. Daha hırsla çarpışmaz mı? Daha hırsla fethetmez mi abi? O yüzden ilk desimaçları göreceğiz. Bak aha burada yazdım. Çok güzel bir şifreleme. Desimaçı arkadaşlar artık kafaya kazıyın. Danişmen, Saltuk, Mengücek, Artuklu, Çaka Beyliği. Doğru mu? Beş Baba Beylik. Bunları göreceğiz. Ve şunu söyleyebilirim. Kılıç hakkının ikinci anlamı ne biliyor musunuz mu? Aslında maaş gibidir. Tımar sisteminde. Osmanlı'da göreceğiz bunu. O şu. Yani hani cebeli besliyorlardı ya. Yani vergiyi köylüden topluyorlardı. Bunun karşılığında devlete asker besliyorlardı ya abi. İlk 3.500 akçesini cebe atıyorlar. Onlar onların maaşı. İşte onlara kılıç hakkı deniyordu. Peki yani fetheden, toprak fethedenin malıdır anlayışı devreye koyarak Anadolu'nun fethi hızlandırıldı. Yapıştır. Türkler Anadolu'nun değişik bölgelerine yerleşmeye başladı mı abi? Yapıştır. Anadolu'da çeşitli Türk beylerinin kurulmasıyla Anadolu'da artık birinci beylikler dönemi başladı. Biraz önce yapıştırdığımız desimaç olayıyla. Ve arkadaşlar Bizans Türk ve İslam dünyasında üzerine baskısı azaldı. Bak şöyle demeyin. Bu yurt açan savaşı. Yurt tutan derse 1176'daki Midye Kefalon. Bu yurt açan. Doğru mu? O yüzden hani şöyle bir şey söyleyemeyiz. Çok keskin ifadelerden kaçın. Hani Bizans Anadolu'dan tamamen işte dışlandı. Artık toprağı kalmadı. Otoritesi tamamen ortadan kalktı demeyin. Sadece baskısı azalmıştır. Peki Türklerin akınlarını durduramayan Bizans'ın Avrupa'dan yardım istemesi neye neden olacak? Acı geliyor Gobeliler geliyor. Kim onlar? Haçlı Haçlı. Peki Anadolu Selçuklu Devleti'nin kurulmasına ortam mı hazırlıyor? Ne yapıyor? Kutalmış oğlu Süleyman Şah yallah İzni'ne doğru gelip o da kılıç hakkını kullanıp İzni'yi alıp Türkiye Selçuklu Devleti'ni kuruyor. Peki ilk kez bir Bizans İmparatoru esir mi alındı abi Malazgirt Savaşı'nda? Evet. Peki sonra havaya bir para at. Arkadaşlar Malazgirt'ten sonra artık yükselsin, yükselsin, yükselsin. Son aşamaya gelsin. Selçuklu için söylüyorum. Ve Orta Çağ'ın en güçlü devletini oluştursun. Büyük Selçuklu'nun en parlak dönemi Melikşah. Alparslan'ın kardeşi Kavurt isyanını bastırıyor daha başa geldiğinde arkadaşlar. Ve bak taht kavgaları. Devletin merkezi İsfahan'a taşındı. Fetih bölgelerine yakınlık mıydı? Evet. Ve Gaznelileri ve Karahanlıları arkadaşlar anlaşmaya zorluyor. Karahanlıların her iki kolunu da hakimiyeti altına alıyor. Bak Karahanlılar Gazneliler de nedir? Çağdaşları bu dönemde doğru mu? Ve bu dönemde Kudüs ve Şam fethediliyor. Anadolu'nun fethiyle görevlendiren Kutalmışoğlu Süleyman Şah neyi alıyordu 1077'de? İznik ve çevresini alıyor ve Büyük Selçuklu Devleti'ne bağlı olarak ne kuruluyor abi? Türkiye Selçuklu Devleti 1077. Doğru mu? Bak Melikşah zamanında. Tüm bu fetihlerden dolayı Abbas halifesi Melikşah diyor? Yine doğunun ve batının hükümdarı. Anladın? Heh, bunun Tuğrul'a da verdiği de hatırla. Bu ünvanı veriyor Melikşah aynı zamanda Sultanı Azam ünvanlarını kullanıyor. Büyük büyük azam. Azamiyetten gelsin. Değil mi? Büyük hükümdar. Peki Orta Çağ'ın en güçlü ordusunu kuruyor. Arkadaşlar döneminde zaten Avrupa fotosentez yapıyor bu dönemde. Ne? Haçlılar. Millet aç aç. Haçlılar aç. Bizim üzerimize gelecekler. Melikşah döneminde Selçuklu sınırları Orta Asya'dan İstanbul'a, Umman Denizi'nden Aral Gölü'ne kadar uzanıyor, genişliyor. Devlet tam anlamıyla artık imparatorluktur. Zaten imparatorluktu da arkadaşlar bunlara hani pek takılmayın. Hani diyoruz ya işte Osmanlı Fatih'le imparatorluk olmuştur. Asla yanlış. Niye? Ondan önce çok uluslu yapı yok Osmanlı'da. Ama ne diyebiliriz? İki yakası bir araya geldiği için. Doğru mu? Melikşah zamanında tam anlamıyla diyebilir miyiz? Arkadaşlar sınırlara bakar mısın? Uçuş uçuş bak. Aha gördün mü? Melikşah döneminde Selçuklu sınırlarını. He? Kuzeyde bak Karahanlı Türk İmparatorluğu gördün. Aşağıda güneye İn Basra'yı gördün mü? Hint Okyanusu'nu gördün mü? Kızıldeniz'i gördün mü? Akdeniz'i gördün mü? Abi bak Bizans'ın burnunun dibine kadar geldik mi 1077'de? Peki bu dönemde Hasan Sabbah'ın başlatmış olduğu haşhaşilik faaliyetleri Selçuklu Devleti'ni yıpratıyor. Sevgili arkadaşlar Nizamülmülk'ü divanda öldürüyorlar. Doğru mu? Melikşah'ı da daha 38 yaşında indiriyorlar muhtemelen ama gücü bu kadar şey olmasın diye haşhaşilerin Hasan Sabbah'ın pek böyle dışarı lanse edilmiyor. Birden fenalaştı yazılıyor Melikşah için kaynaklarda. Muhtemelen onu da fedailerden birisi indirmiştir. Doğru mu? Peki Melikşah arkadaşlar, Melikşah'ın ölümünden sonra ülke çocuklar arasında paylaştırılıyor. Bu durum ülkede taht kavgalarına neden oluyor ve kardeşleriyle yaptığı mücadeleyi kazanıyor. Kazanan Berk Yaruk hükümdar oluyor. Yani Berk Yaruk dönemi başlıyor. 1092 Berk Yaruk döneminde Haçlı Seferleri başlıyor abi.
1096'da başlıyor Haç Seferi. Antakya Haçların eline geçiyor abi. Doğru mu? Ve dönemi yoğun şekilde taht kavgalarıyla geçiyor. Berk Yarık'ın 1104 tarihinde ölmesinden sonra Selçuklu tahtına Mehmet Tapar geçiyor. Ve onun döneminde yine isyanlar var. İsyanlar bastırılıyor. Bak yani zaten büyük hükümdarlardan sonra hep ne oluyoruz? Kayış kopuyor böyle taht kavgaları. Suriye'de Haçlara karşı mücadele veriliyor ve Batınilere karşı ciddi tedbirler alınıyor. Mesela Nizami medreseleri bunlardan birisi olacaktır. Arkadaşlar BSD'nin son önemli hükümdarına geliyoruz. Selçukluların son parlak dönemi Sencer dönemi 1118-1157 artık. Sencer döneminde Karahanlar tamamen yıkılıyor ve Afganistan'da Gurulların çıkardığı ayaklama bastırılıyor. Bu yerli halkla hatırla. Bu dönemde Selçukları bekleyen iki büyük tehlike artık nedir? Bunlardan biri ilki Türk İslam dünyası üzerine düzenlenen Haçlı, diğeri doğudan gelen Karahitaylar. Bunlar Moğol kavmidir arkadaşlar. Ve Haçlılara ve Karahitaylara arkadaşlar yaptıkları mücadeleler devleti yıpratıyor. Özellikle 1141'de Karahitaylarla yaptığı söyle savaşı kaybediyorlar. Sultan Sencer'in itibarı sarsılıyor. Devlet otoritesi sarsılıyor. Seyhun Nehri'ne kadar olan topraklar Karahitayların eline geçiyor. Ve Selçuklu ülkesi Müslüman olmayan kimlerin etkisi altına giriyor? Moğol ve Oğuz halklarının istilasına uğruyor. Selçuklu devleti yıkılma sürecine giriyor. Arkadaşlar hem Büyük Selçuklu Devleti hem Anadolu Selçuklu Devleti ikisini de yıkılma sürecine diyelim daha doğrusu Moğollar olacaktır. Karahitayları da küçümseme. Bu saatten sonra artık o Mavera-ün-Nehir bölgesi Müslüman olmayan Moğol ve Oğuzların aklına uğradı ya. Oradan da göçleri düşünemez miyiz? Türk ve Müslümanların Anadolu'ya doğru göçmeleri. Doğru mu? Böyle bir soru yapmıştım. Evet, bu karışıklıklardan faydalanan Oğuz Türkmenleri yani Anadolu'nun Türkleşmesinde ve Müslümanlaşmasında bu Karahitayların Kaplan Savaşı biraz etkili olmaz mı? Sonuçta istilaya uğruyor abi. O Mavera-ün-Nehir, oradan kaçan Türkmenler hop Anadolu'ya doğru göç etmez mi? Oğuz Türkmenleri ayaklanarak Sultan Sencer'i esir alıyorlar. 3 yıllık esaretten sonra bundan kurtulmayı başarıyor. Sencer ama 1 yıl sonra bu dünyanın bütün nimetlerinden eline eteğini çekip öbür dünyanın uhrevi hayatına intikal ediyor. Amin deyin. Öldü adam vefat etti. Ve Sencer'in ölümünden sonra artık devlet arkadaşlar selamette parçalanıyor. Peki yakın zamanda Büyük Selçuklu Devleti'nin yıkılma nedenlerini sordular size biliyorsunuz. Aslında basit. Arkadaşlar soru tutturmak böyle değil lan. Böyle bir çıktıydı ya birisi işte. Büyük Selçuklu Devleti'nin soru tutturdum. Ne tutturdum? Büyük Selçuklu Devleti'nin yıkılma. Vallahi mı diyor. Sen de yaparsın ha böyle soruyu. Lan ben Oksızlığı tutturdum. Feyzi Paşa'yı tutturdum. Poşide-i Siyah'ı tutturdum. Ha? Türkiye'de ben tutturdum. Ne diyorum lan sen? Ama hep mutfaktayız biz. Biz artist değerlik işte. Öne çıkmıyoruz. Artist ne ararla bazar. Biz artist değerlik. Yo ya bunun dedi adamlara işte. Bu soruyu tutturdu diye. Ulan ne kadar muhteşem bir şey. Ulan dinleyici soru tutturmak. Ha? Kıyıda köşelerde kalan soruları tutturmak. Bu sene İHŞ'ciliği tutturdum. Bu sene Baybars sorusunu tutturdum. Tehcir yasasını yıllarca bekliyordum. Onu tutturdum. Ne diyorsun lan? Neyse ağlamayalım. Büyük Selçuklu Devleti veraset sistemi en başa yazacağın şey her zaman için kut. Yok tanrı söyle. Devleti yönetmeye etkisi verir hanedan üyelerine. Buradan veraset çıkar. Neydi veraset sistemi? Belirsiz abi dikkat. Ülke hanedanın ortak malı. Bu nedenle bütün Türk devletlerinin yıkılma nedenlerinin temeli buna dayanır. Verasetteki bu belirsizlik. Sevgili arkadaşlar Memlükler dışındaki tüm Türk İslam devletlerine ülke hanedan ortak malıdır anlayışını getirin. Dilimde tüy bitti artık. Osmanlı'ya kadar da verasete kimse müdahale etmiyor. Osmanlı'da 1. Murat ülke benim ve oğullarımın deyip bu şeyler var ya amcaoğlu, teyzeoğlu, haloğlu bunların hepsini dışlayacak, saltanat haline getirecek. Fatih gelecek ne diyecek? Ülke sadece benim malımdır. Anladın? Merkeziyetçilik. Peki veraseti getirdik. Katvan abi 1141'deki bu sarsıntı direkt al ve Haşhaşilerin yıkıcı faaliyetleri arkadaşlar. Abbas halifelerin zararlı faaliyetleri girer. Doğru mu? Abbas halifeleri de öyle şeyle vermiyorlar. Öpücükle vermiyorlar şeyi. Sultan ünvanı falan. Seninki veriyor mu vermiyor mu diye kafaya silah dayıyor değil mi? Peki ülkenin doğal sınırlarına ulaşması yani ünvanları da öyle şeyle almıyorlar abi. Öpücükle almıyor bu işler. Peki doğal sınırlar arkadaşlar fethedecek yer kalmayınca vergi gelmez mi? Osmanlı'nın da yaşadığı sıkıntılardan birisi. Haçlıların ve Moğolların saldırıları. Tabii artık bak ama en çok kim uğraşacak biliyor musun? TSD. Türkiye Selçukluları. Bu Moğollarla. Onlar tam cendere ya.
Doğudan bir Moğollar geliyor, batıdan bir Haçlılar geliyor. Cendere 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 cendere, tam böyle kıskaç altındalar. Peki devlet yönetimi? Arkadaşlar bir de sen ne yapıyorsun biliyor musun? Türkmenleri kusturuyorsun ha. Devletin başına İran kökenleri getiriyorlar ya. Türkmenler de oynamıyor. Boğana diyorlar. Türkmenler küstü. Peki merkezi otorite her zaman için bozuldu bunu. Her seçenekte alın abi. Oğuz isyanları biraz önce söyledik ya. Oğuz isyanları Sencer'i esir almışlardı. Sencer kaçmayı başarmıştı. Atabeylerin bir de bağımsızlık savaşları. Bunu daha çok Türkiye Selçuklu Devleti'nde çok net göreceğiz. Atabeyler çok yetki veriyorlar abi Atabeylere. Atabey dedin ki bu melikler var ya bebekler onların eğitmeni. Ama sen ordu kurma hakkı, sefere çıkma hakkı veriyorsan iç işlerinde serbest bırakıyorsun. Adamlar da sen zayıfladığında zıplayıp devlet atabeylik kuruyorlar abi. Bu kadar basit. Peki Büyük Selçuklar'da atabeylerin, meliklerin öğretmeni. Aha burada yazmışım. Ancak ordu kurma, sefere çıkma gibi geniş yetkileri var abi. Bak. Aha. Ve ancak atabeylerin arkadaşlar melikleri sultanlığa kışkırtmak ve o sayede kendi mevkilerini yükseltmek maksadıyla sebep oldukları sarsıntılar var. Devlete büyük zarar veriyor. Unutma Atabeylik merkezi otoriteyi her zaman için ne yaptı bunlardan? Sarstı. Doğru mu? Arkadaşlar Selçuklu, Büyük Selçuklu devleti yıkıldı. Daha sonra kurulan devletlere bir baksanıza. Hepsinin soyadı Türkiye soyadından yola çıkarıp tabiri caizse Selçuklu. Irak Selçuklu, Suriye Selçuklu, Kirman İran demek bu Selçuklu. Sevgili arkadaşlar şunu söyleyebilir miyiz? Daha böyle bir soru gelse ön lisansta yorum sorusu olarak şunu söyleyebilir miyiz? Ülke hanedanla ortak malıymış ki soyadların hepsi Selçuklu. Kurulmadan önce imparatorluk aşamasına ulaşmışlar belli. Değil mi? Baksana Türkiye, Irak, Suriye, Kirman, İran buralar alınmış abi. İki. Üçüncüsü merkezi otorite zayıfmış ki ne olmuş abi? Devlet yani parçalandıktan sonra baksana dört tane devlet çıkıyor ortaya çıkmış. Aynı kim gibi biliyor musun? Moğol, Cengiz ölümünden sonra hatırlasana. İlhanlılar, Çağatay Hanlığı, Kubilay, Altın Ordu, o da dörde ayrılmıştı ya. Peki bununla kalmadı ama Büyük Selçuk Devleti'nin yıkılmasından sonra kurulan bir de atabeylikler var. Biraz önce söyledik ya hükümdarın neydi? Çocuklarını eğitiyordu. Şey de neydi abi? İlk Türk devletlerinde ataman ya da inanç deniyor öğretmenlere. İlk Türk devletleri İslam'dan önce. Ottoman'a geldiğimizde lala, lala, lala deniyor. Peki Musul ve Azar neydi? Halep atabeyliği, Zengiler arkadaşlar bunlar. Şam atabeyliği, Böriler diye geçiyor. Azerbaycan atabeyliği, İl Denizliler. Doğru mu? Fars atabeyliği, Salgurlular. Sevgili arkadaşlar. Yani bunların şeylerinden çıkartırsınız nerede kurulduklarını. Büyük Selçuklu Devleti'nden yıkılmasından sonra kurulan beylikler ki biraz sonra göreceğiz aslında. Burada hemen kısa geçelim. Sökmenliler bunlar kim biliyor musunuz? Sökmen Bey tarafından kuruluyor ya. Van Erciş, Ahlat Şahlar arkadaşlar diğer ismiyle Ahlat Şah. İnanç oğulları arkadaşlar Denizli'de bunlar Ladik ya da diğer adıyla Ladik oğulları olarak geçiyor. İnanç oğlu Mehmet Bey tarafından kuruluyor. Dilmaçoğulları var. Bitlis'te bunlar. Erzen. Dilmaçoğlu Mehmet Bey tarafından kuruluyor. İnal değil. Bak inanç değil. İnal oğulları. Diyarbakır Ergani. Emir İlhan Bey tarafından kuruluyor. Ve Tanrı vermiş. Taceddin oğullarıyla çok karıştırıldı. Dikkat. Bu Efes'la. Bunu size sordular biliyor musun? KPSS'e sordular. Ne diyor? Arkadaşlar kesinlikle aha şuradaki merkezleri bilin. Merkez. Nerede kurulduğunu oradan çıkartacaksın. Başka zaten şey yapamaz, soramaz. Merkezi kesinlikle verecek sana. Anladın? Tanrı vermiş oğullarının merkezi sordular. Kazık bir soruydu önce. Değil mi? Gene de sen Danışmend oğulları, Saltuklar falan beklersen. Abi Efes olarak verildi. Bir güzel soruldu ki. Çubuk oğulları Harput. Demek ki bunu sordularsa bu göbeller. Aha şu İnal oğullarına dikkat et. Doğru mu? İnanç oğullarına dikkat et. Denizli Ladik. Arkadaşlar Denizli Ladik. Diğer ismi de neydi? Ladik oğulları. Doğru mu? İşte birinci dönem Türk beylikleri arkadaşlar babalarını anlatacağız burada. Diğerlerinin isimlerini ve merkezleri verip geçtik. Şimdi bak. Gördün mü haritayı abi? Daha Trabzon Rum İmparatorluğu yaşıyor değil mi? Evet. 1461 Fatih'e kadar yaşayacak. Doğru mu? Daha Osmanlı yok. Yani yavaş yavaş var tabii ki. Mengücekoğulları gördün mü Erzincan? Aynen. Danişmendoğulları gördün mü abi? Sivas, Malatya'ya kadar uzanacak. Saltukoğulları gördün mü? Erzurum. Çakabeyli'ni gördün mü? Ta batıda İzmir. Artukoğulları gördün mü? Mardin, Harput, Hasankeyf olarak üçe ayrılacak. Şimdi arkadaşlar Anadolu'da kurulan ilk ne diyelim beylik diye sorar ise bak ilk beylik. Daha bu birinci beylik de dönemi ya. Desimaç diye ezberleyin ve ayırın demiştim ya. Desimaç D ile Danışmendoğulları, S ile Saltukoğulları, M ile Mengücekler, Desimaç A ile Artuklular ve Ç ile Çakabeyliydi.
Kurucusu kimdir? Ebu'l Kasım Saltuk. Kurulduğu bölgelere bir bak. Erzurum. Arkadaşlar merkezi verecek. Doğru mu? Ve özellik bazı özellikler verecek. Kurulan ilk Türk beyliği diyecek. Anadolu'da 1072 baksana tane. 1071'de Malazgirt zaten. Yani bir sene sonra kurmuş. Haçlılarla kimlerle mücadele etmiş? Bunları da sordum ben sorularda. Çok şey arkadaşlar bunlara dikkat edin. Haçlılarla mücadelesi var. Bunların kafayı taktığı bir de kuzeyde Gürcüler var ve Ermeniler abi bunlarla mücadele var. Hatta Türkiye Selçuklularıyla mücadele ediyorlar. Türkiye Selçuklularıyla mücadele ediyorlar ya. Daha sonra da ittifak kurup asıl düşman Haçlılarla mücadele ediyorlar. Aynı Danişmentoğulları'nın yapacakları gibi. Anladın? Birbirleri arasında rekabeti bırakıp Haçlılara yüklenmişler. Ve Anadolu Selçukluları tarafından yıkılmışlar abi. Saltuklar. Ve arkadaşlar bu eserlere dikkat edin. Çoğu çıkmıştır. Tepsi Minare. Üç Kümbetler, Emir Saltuk Kümbeti, Kale Camii, Mama Hatun Türbesi. Doğru mu? Tepsi Minare, Kale Camii özellikle bunlar çok meşhurdur. Saltuklardan kalma eserler. Anadolu'nun maddi ve manevi olarak fethedilmesini konu işleyen destanların sonuncusu Saltuk Gazi destanında bunlar yarattılar. Bak Anadolu'nun maddi ve manevi olarak fethedilmesini konu işleyen destanların sonuncusu anlamında. Hani destanların sonuncusu demiyoruz. Anadolu'nun maddi ve manevi fethedilmesini konu alan. Doğru mu? Peki Danişmentoğulları arkadaşlar bunu ben bu senede bekliyorum. Her sene bekliyorum. Elbet çıkacak. Beylik aşamasını aşıp devlet olan beyliktir. Yani adamlar artık tamamlamış. Hacı bize beylik demeyin diyorlar. Kurucusu Gümüştekin Ahmet. Kurulduğu bölgeye dikkat. Sivas, Tokat, Amasya, Çorum. Aa, bizde Emir Gazi diye bir semt var ha. Malatya. Peki özellikleri Bizans'a. Bak yine Bizans'la kapıştı. Gürcülerle kapıştı. Ermenilerle kapıştı. Arkadaşlar bunlar böyle öncüllü sorularda hazırlanır. Dikkat. Türkiye Selçuklularla kapıştı ve Haçlılar. Aşağıdakilerin hangisi Haçlılara karşı mücadele vermiştir? Bir, şu ana kadar Saltuklu'yu gördük. Danişmentleri gördük. Mücadele verdiler. Birinci Haçlı Seferinde Türkiye Selçuklularla ittifak kurdular. Haçlılarla savaştılar. Bu Dorlion Savaşı'nı anlatacağım. Birinci Dorlion'da yeniliyoruz. İkincisinde kazanıyoruz. Anlatacağım. Ve en parlak dönemleri Emir Gazi. Emir Gazi dönemi. Emir Gazi beyliği ne hale getiriyor abi? Devlet haline getiriyor. Beyliği ne hale getirdin la diyorlar. Devlet haline getirdim oğlum diyor. Ve Haçlılara, Bizans'a ve Ermenilere karşı mücadelesinden dolayı arkadaşlar Emir Gazi'ye Melik Gazi dediler. Bizim burada Çorum'daki şeyin semtin ismi var ya. Emir Gazi değil Melik Gazi. Bu unvandan sonra olmuş. Çorum'da da demek ki önemli işler yapmışlar. Yağbasan Medresesi'ni gördünüz mü? Loo gobeller. Bah 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 bah. Hilafet Gazi Kümbeti'ni gördünüz mü? Bak bunları buraya nerede? Ha, şuraya ev yapmışlar. Bak oğlum niye buraya ev yaptınız lan? Tarihi eser. Bak tövbe estağfurullah. Bak şuraya, şuraya da bir şey yapaydınız ya. Hamam. Şu AVM yapıştırsaydınız ya şuraya. Tam AVM iyi giderdi ha. Emir Gazi'den sonra devlet Kayseri, Sivas ve Malatya olarak 3 kola ayrılıyor. Anadolu Selçukluları tarafından yıkılıyor. İkinci Kılıç Aslan çöküyor abi bunlara. Danişmentoğullarına. Anadolu'da ilk medreseyi buna dikkat. Yağbasan Tokatlı arkadaşlar. İlk parayı Danişment Ahmet Gazi bastırıyor. Osmanlı Devleti bu medreseyi örnek alıyor. Arkadaşlar bir kurul oluşturmuşlar. Gidin şunu bir inceleyin la demişler. Yağbasan medresesi incelenmiş. O demişler. Mimarisi falan güzelmiş la. Zonturluymuş. Biz buna göre yapalım demişler. Yağbasan medresesi Osmanlı medreselerinin mimari özelliklerini yansıtır hacı. Doğru mu? Peki Kayseri'de Ulu Cami, Amasya'da Halifet, Gazi Kümbeti, Hilafet, Gazi Kümbeti, Danişmentoğulları'na ait. İlk dönem Anadolu gaziler içerisinde yer alan Battal Gazi kahramanlıkları var ya Cüneyt Arkın. İzledin mi sen? Çok komiktir ha izleyin. Ve konu edinen Türk-Bizans savaşlarını anlatan Battal Gazi destanından sonra ikinci destan Danişment Gazi destanı. Danişmen Gazi Destanı ve Battal Gazi Destanı'nın devamı arkadaşlar. Ve bu destanda ne anlatılıyor biliyor musun? Türklerin Anadolu'yu yurt tutma çabaları ve kahramanlıkları. Doğru mu? Peki sevgili arkadaşlar Mengucuklar. Bunların kurucusu Mengücek Gazi. Kurulduğu bölge Erzincan. Bak merkezi kesinlikle ezberliyorsun. Erzincan. Şu ana kadar ne gördüydük? Danışman Sivas Malatya dedim. Doğru mu? Saltuklar ne dedim? Erzurum dedim. Mengücekler için ne dedim? Erzincan dedik. Doğru mu? Gürcülerle ve Trabzon Rum İmparatorluğu ile mücadele etti. Abi bak kuzeyinde Trabzon. Doğru mu? Bu tarafta Gürcüler var zaten. Bir süre sonra da Erzincan ve Divriği Kolu olarak ikiye ayrılıyorlar. Hep böyle zaten. Anadolu Selçuklular çöküyor bunlara. Divriği Ulu Cami'ye dikkat edin. Arkadaşlar 1985'te var ya UNESCO Dünya Miras Listesi var ya. Alınan ilk eserimiz bu yala Divriği Ulu Cami bir de Sitte Melik Kümbeti bunlar açısından yani bizim açımızdan önemli. Hepsi bunlar kaldı biliyor musun?
Aha, bunlar rahmetli babamın. Şurada çektirilmiş bir fotoğrafı var. Geçenlerde bakıyordum fotoğraflara, biliyor musun? Nostalji, sarışınlaşıyor fotoğraflar, biliyor musun? Ne kadar önemli aslında. Manavgat Köprüsü'nde babam topografdı benim. Türkiye'yi karış karış gezdi. Burada Siirt'te bir iş almış. Altı, bir sene sürmüş lan. Ben bir ABM gibi tabi. Artuklar 1102-1281 mi abi? Evet. Peki kurucusu Oğuzların Döger boyundan Artuk Bey. Kurulduğu bölgeye bak abi. Hasankeyf, Mardin, Harput. Peki Hasankeyf, Mardin ve Harput olmak üzere 3 kola ayrılıyorlar. Tamam. Ve 3 kol dikkat, Eyyubilerle ittifak kuruyorlar Haçlılar ile. Türkiye Selçuklarla ittifak kurup Bizans ile ve Fatimilerle karşı mücadele veriyorlar abi. Bak, Eyyubilerle ittifak kurdu Haçlılarla, Türkiye Selçuklarla ittifak kurup Bizans'la ve Fatimilere karşı mücadele veriyorlar. Harput koluna Anadolu Selçukları son veriyor. Hasankeyf koluna Eyyubiler, Mardin koluna Karakoyunlar son veriyor. Herkes bir yerden tutmuş bunları. Ve Diyarbakır Ulu Camii, Mesudiye Medresesi, Mardin Ulu Camii, Mardin Zinciriye Medresesi arkadaşlar. Ve Batman Çayı üzerindeki tabii ki en önemli eser neydi abi? Malabadi Köprüsü. Doğru mu? Peki sibernetiğin arkadaşlar, bir de Malabadi Köprüsü'nde şuna bak, bir de dikkat etsene sen şu kemere. Aa, çok geniş değil mi? En geniş kemer mi diyorlar? Mimariden pek anlamak. Bunları mimarlara sormak lazım. Sibernetiğin haberleşmenin denge kurma ve ayarlama ilminin kurucusu El Cezeri var ya, bu dönemde yaşıyor. El Cezeri, sibernetiğin kurucusu arkadaşlar, dikkat. Peki artık Türkiye devleti, ne diyelim, Çaka Beyliği, yani ne diyelim, Türk tarihinin ilk denizi beyliğine geldik. Oğuzların yine Çavuldur koluna bağlı Çaka Beyliği kurucusu. Kurulduğu bölge İzmir içerisinde, bunlar da ağzını dağını biliyor. Kuruldukları güzel memlekete bağlı. Geç. Ben hemen masaya koyarım çay masasını. Kavun, peynir, çay. Tamam. Diğerini söyleyemiyoruz. Tarihteki ilk Türk denizci beyliği Çaka Bey de tarihteki ilk Türk denizcisidir. Doğru mu? Yapıştır. Batı Anadolu'da egemenlik kuran ilk Türk beyliğidir. Arkadaşlar çok kısa süre... Çok kısa sürdü bunlar, bu kubbeler. Midilli, Sakız, Rodos adalarını fethediyorlar. Bir süre sonra İstanbul'u kuşatmak için arkadaşlar Peçenek Türkleri ve Türkiye Devleti ile ittifak kuruyorlar ya la. Peçeneklerin sonu olacak bu ittifak da. Neyse, sonunda ne oluyor biliyor musun? Bizans'ın oyununa birinci kılıç atsan Bizans'ın oyununa geliyor. Başlangıçta Çaka Bey ile neydi? Akraba alıyor. Kızı falan alıyorlar böyle. Akraba, canım benim, damat ya, tişi falan. Ne oluyor biliyor musun? Çaka Bey'i öldürtüyor ya. Bu karışıklıklardan yararlanan Bizans İzmir'i yeniden ele geçiriyor ve Çaka Beyliğine son veriyor. 1093-97, değil mi? 4 yıl. 1081 yılı Türk denizcilik tarihi açısından çok önemli neydi? Türk Deniz Kuvvetleri'nin kuruluş tarihi. Türk Kara Kuvvetleri'nin neydi abi? Kara Kuvvetleri derse neydi? 1200 şey, milattan önce 209 Mete'nin tahta çıkışı. 1081 neydi abi? Kuruluş tarihleri Çaka Beyliği. Türk Deniz Kuvvetleri'nin kuruluş tarihi. Arkadaşlar burada keselim. Türkiye Selçuklu Devleti'ne geçeceğiz. Ve sevgili arkadaşlar, 27 dakika olmuş. Üçüncü videoda buluşmak üzere diyorum ama ondan önce hatırlatmalarımızı bir yapalım. Kanalımıza lütfen abone olun. Bol bol beğeni yapın. Banaklarınızı şeye, neydi lan? Banaklarınızı böyle çalıştırın, bit bit bit, çünkü YouTube çok seviyor. Banakları çalıştırdıkça, videoları beğendikçe, "Aa, bu şapkalı adamı çok seviyor Allah." Bunu bir öne geçirelim falan diyorlar. Öne çıkartıyorlar beni. Tamam, videolarınızı. O yüzden arkadaşlar bir de bildirim zillerini açın. Her gün video gönderiyorum zaten. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.